Değerli dostlarım herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda AFAD tarafından gelen ilanın başvurusu başlamış oldu. Herkese hayırlı olsun. 1749 memur alımına kimler başvurabilir? Başvuru nereden yapılacak? Sistem yoğunluğunu şöyle kısaca özetlemiş olacağım. Daha önceki videomda iki ayrı videoda ele almıştım zaten. O iki videonun linkini de bu videonun sonuna bırakmış olacağım. Oradan muhakkak izlemiş olun. Kimler başvurabilir, kimler başvuramaz? Tüm detayı aktarmıştım. Şöyle kısaca özetlemiş olacağım bu videomuzu arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Sadece bunlarla sınırlı değil. Yeni ilanlar geldikçe duyurular oldukça sizlere en iyi şekilde atamaya gayet göstermiş olacağım. Muhakkak sizler de tüm atama ve süreçten haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet başvuru nereden yapılacak? Bir türlü sisteme giriş yapamayan dostlarım veya hatta sisteme giriş yapıp da hiçbir şekilde ilerleme kaydedemeyen dostlarım mevcuttu. Ben de son bir saattir sürekli sisteme girmeye çalışıyorum size anlatmak için ama maalesef ki sisteme giriş yapamadım arkadaşlar. En sonda da e üzerinden girmeye çalışsın. Maalesef ki e üzerine de giriş yaptığım takdir sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz sağlanmadı gibi bir uyarı vermiş oldu, bilginiz olsun arkadaşlar. Yine sistem düzelince bir video çekmeye çalışmış olacağım ama sizler kariyer kapısı üzerinden görüntülemiş olacaksınız. AFAD memur ilanlarını görüntülemiş olacaksınız arkadaşlar. Toplamda iki ilan mevcuttu AFAD tarafından. İki ilanın detayını aktarmışım. Şimdi özet niteliğinde ilk defa bu ilanı gören arkadaşlarım için i̇şte şöyle kısaca özetlemek istiyorum ki arkadaşlar ilk olarak söğüşmeli arama ve kurtarma teknisyen alım ilanı yayınlanmış oldu. Burada 1101 alımın olacağını rahatlıkla belirtebilirim. Toplamda 4 katı kadar aday sınava çağrılmış olacaktır. Sevgili arkadaşlar bunun dışında orta öğretim ve ön lisans mezunları buraya başvuru yapabilir. İlleri falanları filanları sizler açıklama kısmına bırakacağım linkten rahat bir şekilde ulaşmış olacaksınız. Demiş olduğun gibi zaten detayı aktarmıştım. Kısaca size aktarıyorum ki ilk defa duyan de dostlarıma da ön bilgiyi vermiş olayım sevgili arkadaşlar. 1101 yani ilk ilanın detayında sınava başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor. Diğerinde ise 35 yaş. Onda bilgisini biraz aktaracağım sizlere. P93 ve P94 puan türünden en az 60 puana sahip olmanız lazım sevgili dostlarım. Ön lisans düzeyinde sizler başvuracaksanız şu kafanızı çok karıştırdı. Mesleki ve teknik orta kurumlarından mezun olmak kaydıyla ön lisans düzeyinde acil durum ve afet yönetimi veya sivil savunma ve itfaiyecilik programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlardan mezun olmanızla beraber sizler başvuru yapabilirsiniz. Şimdi düz lise mezunu veya Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, ne bileyim Fen Lisesi bu gibi dallardan mezun olup da ön lisans düzeyinde sivil savunma ve itfaiyecilik bölümünden mezun olan kişiler buraya başvuramaz mı gibi sorular geliyor. Maalesef ki arkadaşlar bu yazıya göre başvuramaz. Mesleki ve teknik orta mezunu değilseniz Maalesef ki başvuru yapamıyorsunuz. Şuraya da ben bırakmış oldum numarasını. Sizler bu numara üzerinden kesin bilgiye ulaşmış olacaksınız. Demiş olduğum gibi yazıya göre meslek liselerinden mezun olan arkadaşlarımız başvuru yapabilecektir arkadaşlar. Evet orta öğretim mezunu demiştik. Orta öğretim mezunları içinde bilişim teknolojileri, elektrik elektronik, endüstriyel, harita tabu kadastro, inşaat itfaiyecilik, kimya, makine, metal, motorlu araçlar, tesisat ve iklimlendirme mezunu iseniz sizler orta öğretim dalına başvuruda bulunabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Şimdi ikinci ilanda ise herhangi bir lise veya herhangi bir ön lisansı veya herhangi bir lisansın başvuru yapabileceği İki dal mevcuttur. Şoför alımı, hizmetli alımı, koruma ve güvenlik görevlisi için de gerekli koşulları taşımış olduğunuz takdirde başvurunuzu yapabilirsiniz. Demiş olduğun gibi tüm detayı daha önceki videomda aktarmıştım. Bu videonun sonuna linki de bırakmış olacağım. Merak etmeyiniz arkadaşlar. Taşra teşkilatına çalıştırmak üzere 648 istihdam gerçekleştirilmiş olacaktır. Burada avukat alımları, büro personeli, mühendis, destek personeli, teknisyen, Koruma ve güvenlik görevlisi, sosyal çalışmacı, veteriner, diğer sağlık personeli demiş olduğu alanlar mevcuttur. Genel itibariyle sizler bu bölümlerden mezunsanız buraya başvuru yapabilirsiniz. Yani avukatlığa başvuracaksan hukuk mezunu olman gerekiyor. Veya büro personeline başvuracaksan da acil yardım ve afet yönetimi veya diğer lisans mezunemiş olduğu bölümlerden mezunsanız sizler buraya başvuru yapabilirsiniz veya mühendis alanlarından harita, elektrik, makine, bilgisayar, inşaat gibi dallardan mezunsanız sizler buraya başvuru yapabilirsiniz. Demiş olduğun gibi aklınıza takılan herhangi bir soru olduğu takdirde bu telefon numarası üzerinden iletişime geçmiş olun arkadaşlar. Tabi en çok merak edilen diğer bir önemli soru da iki ilan dedik ya. Şimdi bu iki ilandan birer tane başvuru hakkımız var mı gibi sorular geliyor. Böyle bir uyarı yok arkadaşlar. Birer tane başvuruda bulunabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili bir uyarı verilmemiş durumdadır. Tabi kesin olarak belirtmek istiyorum ki bir ilandan sadece bir tanesine başvurma hakkınızın var olduğunu kesin kes söylemek istiyorum arkadaşlar. Yine sizler bunu kesinleştirmek için şu telefon numarasından iletişime geçmiş. Onun arkadaşlar demiş olduğun gibi herhangi bir uyarı bununla ilgili verilmemiş durumdadır. Evet AFAD memur alımının başvurusu kariyer kapısı üzerinden yapılmış olacaktır dedik. Sistemde bir aksaklık olduğu için şöyle bir uyarı verdi bana. Bir saat sonra iki saat sonra veya yarın itibariyle şöyle bir denemiş olun arkadaşlar. Sizlere uyduğu takdirde başvurunuzu muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Evet detaylı bilgiyi şu iki videoda aktarmıştım zaten. Lütfen diğer tüm atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili dostlarım.